Hepimiz genelde zam haberlerine alışkınız ama bu sefer farklı bir şey oldu. Vergi ve harçlara zam geldi. %8 olan KDV %10, %18 olan %20'ye çıktı. Bu demek oluyor ki aklınıza gelebilecek her şeyin fiyatı arttı, artacak. Büyük ihtimalle birçok şeyin fiyatının arttığını tek tek görmeye başlayacağız. Ve içlerinde bir tanesi var ki gerçekten acayip üzdü beni ve yani inanılması zor arkadaşlar. Biliyorsunuz yurt dışından getirilen telefonlarda pasaport harç kayıt ücreti var. Bu da 6091 TL'ydi. Şu anda tam 20.000 lira oldu. İnanılmaz büyük bir zam. 20.000 liraya telefon satılıyor yani. Piyasada bir sürü telefon var. Devlet sadece dışarıdan gelenler için 20.000 TL kayıt ücreti istiyor. Gerçekten inanılmaz. Şimdi burada bir de şu çıktı. O zaman yurt dışından telefon alınır mı alınmaz mı? Zaten kimsenin yurt dışından telefon aldığı yok. Pahalı telefonları alıyorlar. Yani iPhone alıyorsun, Samsung'un S23'lerini vesaire alıyorsun. Yani zaten bu anlamak çok zor. Yani insanların yurt dışından getirdiği telefon sayısı bence o kadar da çok değil. Yani zaten en üst segmentleri getirenler getiriyor. Alanlar buradan alıyor zaten. Birçok zengin aslında sanıldığının aksine yurt dışından getirmiyor, buradan alıyor. Çünkü vergi olarak gösteriyor kendini, işi yapıyorsa falan. Düşündüğünüz zaman yani Türkiye'yi bu mu kurtaracak diyorsun. Hani bana çok saçma geliyor ama şunu bir görmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda yurt dışından alsanız ya da Türkiye'den alsanız nasıl fiyatla karşılaşırsınız? Gerçekçi olarak karşılaştırdım. iPhone 14 Pro 128 GB örnek vereceğim. Çünkü fiyatı 1000 dolar. Hesaplaması çok daha kolay. Amerika'da 1000 dolar ama vergiyle beraber 1100 dolar. Bu da şu anda 28.646 TL yapıyor. 20.000 lira da harcı eklediğinizde 48.646 TL'ye Amerika'dan alabiliyorsunuz. Fakat bunun daha ucuz bir yolu var. Hem de çok daha yakınımızda. Irak'ta bu telefonlar vergisiz satılıyor arkadaşlar ve şu anda fiyatı tam 1000 dolar. iPhone 14 Pro 128 GB fiyatı 1000 dolar. 1000 doları Irak'tan alırsanız fiyatı 26.050 TL. Vergiyi de eklediğinizde 46.050 TL. Yani şu an en ucuz 46.000 TL'ye hemen gidip otobüse binip alıp gelebilirsiniz. Peki Türkiye'de ne kadar? Apple bu telefonu kendi mağazalarında 61.500 TL'ye satıyor. Fakat internette tabii ki farklı satıcılarda uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Hepsi burada da 55.300 TL'ye bu ürünü buldum. Düşündüğünüz zaman en ucuz fiyatları kıyaslarsak hepsi buradan 56 bin liraya alabiliyoruz. Irak'tan 46 bin liraya alabiliyoruz. Bu da gerçekten enteresan yani. O kadar zama rağmen, Türkiye'de en ucuza alıyor olmana rağmen hala 12 bin lira fark var. Fakat bu fiyatlar şu an geçerli. Çünkü Apple'da da diğer firmalarda büyük ihtimalle zam yapacaklar. Yeni vergili fiyatlara göre düzenlemeler yapacaklar arkadaşlar. O zaman fiyatlar ne olur? O zaman farklar ne olur bilmiyorum. Benim esas üzüldüğüm konu ya, bu kadar lüks olması, lüks olarak görülmesi bana çok normal gelmiyor. Ama size geliyor mu gelmiyor mu yorumlara yazın arkadaşlar. Yani tamam, iPhone 14 Pro dedik. 14 Pro lüks olabilir ama iPhone 14 alalım dediğin zaman, şu anda Apple'a gittiğin zaman 45 bin liradan başlıyor fiyatı. 45 bin, 50 bin lira. Yani bu çok yüksek fiyatlar bunlar. iPhone 14 dediğiniz telefonu bozulan herhangi birinin, ortalama bir çalışanın gidip rahatlıkla alabiliyor olması lazım ama mümkün değil. Yurt dışından getireyim, şunu yapayım, bunu yapayım deyince de önüne büyük engeller koydular arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu zamlar nereye varır? Ne olur? Yerinde mi? Doğru bir karar mı? Yoksa çok yanlış bir karar mı? Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara gerçekten çok merak ediyorum. Türk insanının neler düşündüğünü bu konular hakkında. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi sosyal medyada mutlaka takip edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.